Gel, gel, gel vatandaş. Bağırma bakayım anneye. Ben sana böyle mi öğrettim? Eğer almak isteyen olursa tanesi 10 lira. Teşekkür ederim. Tatlıyım ben, tatlı. Tatlı patatesim. Herkes bana baksın. Ay, ne tatlısın. Ne tatlısın sen? Kazan dibi mi? Hayır. Sütlaç mı? Hayır. Dostum, tatlılar bitiyor. Söyle de kurtulalım. He? Necati niye ağlıyorsun? Ben ağlamıyorum ki. Şu patates ağlıyor. He? Bu mu? Bu mu? Patatese benzer bir halim mi var? Gerçi benziyorum biraz, haklısın. Arkandaki tezgahtaki patates. Niye ağlıyorsun sen? Yoksa gözüne soğan mı kaçtı? Hatırlayın! Bırak beni! Soğan ısırığına ne iyi gelir bilen var mı? Biri börek dedi. Artık herkes tatlı patatesi seviyor. Kimse beni istemiyor. Tatlı değilim ben, normal patatesim. Herkes tatlı olacak diye bir şey yok ki. Sen de okumuş patates ol. Ya da sen de şu soğan gibi kokmuş patates ol. Bu da hala akıllanmadı. İlk fikri daha çok sevdim ben. Profesör patates. Olmaz. Okula kayıt falan edemem öğrencinizi. Niye? Çünkü o çocuk taklidi yapan bir yetişkin. Vın vın vın. Necati abim kaydolmayacak. Üzgün patates kaydolacak. Ha, yok yok, o da olmaz. Burası bir hayvan okulu. Hayvan olmayanlar öğrenci de olamaz. Ne? Ben hayvan değil miymişim? Bakın, hiçbir şey bilmiyor yavrucak. Azıcık biyoloji dersine girsin de öğrensin bir şeyler. Olmaz. Biraz beden eğitimine girip takla atsa. Olmaz. Kantinde bir dürüm yese bari. Kantinde dürüm satılmaz. Ne? Dürüm yok mu? Remzi, gidelim. Burası beni korkutmaya başladı. Hadi atlayın. Vın vın. Hey sen, tatlı mısın patates mi? Oo, bir hayranım daha. İmzamı istiyorsun? Belli ki çok takipçin var. Ama öyle bir günde fenomen olunmaz. Söyle bakalım, hayranlarınla görüşüyor musun? Onlarla fotoğraf çektiriyor musun? Her gün komikli fotoğraf atıyor musun? Fenomen olmayı senden öğrenecek değilim. Peki benden? Sen hoşetsin. Ne öğretebilirsin ki? Haşır huşur etmeyi öğretebilirim. Haşır huşur. Dostum, bilmiyorsun galiba. Doğunun ve batının gördüğü en büyük fenomen benim. Ben de kuzey ile güneyin gördüğü en büyük fenomenim. Kuzey batı da benim olsun mu? Sen sus. O zaman bu işi çözmenin tek bir yolu var. Takipçi düellosu. Ha! Anlaştık. Böyle bağırdığıma bakma, ne olduğunu bilmiyorum. Ben de ta 1000 yıl sonra doğaya karışacağım. Çok sıkılacağım, çok. Kimse bana karışamaz. Bu çizgi film iyice şaşırdı. Sağ yanımda tatlı mı tatlı, patates mi patates, tatlı patates. Oley! Ve sol yanımda ünlü fenomen fil su. Fil fil fil, su su su. Benim adım fil su. Oley! Verilen süre içerisinde en çok yeni takipçi kazanan kazanacak. Ve kazanan kazanacak tabii, garip oldu ama neyse, başla. Ooo, tatlı patates hızını alamadı ve şimdiden 10 takipçi kazandı. Filsu'dan karşı hamle. 20 takipçi de ondan. Aa, ben futbol maçı var sanıyordum. Neyse, iki kafa topu görelim bari. Tatlı patates komik duruma düştü ve 10,5 takipçi kaybetti. Beni yarım porsiyon sandınız demek. Alacağınız olsun. Bu kadar üzülme. Başka bir yolunu buluruz. Ha? Ne yapıyorsun? Karikatür çiziyorum, bak. Ben öyle görünmüyorum bir kere. Benim aklımda bir fikir var. Madem okula kapıdan giremiyorsun, pencereden sokalım seni. Biraz yüksek gibi. Merdivenimiz yok ama daha iyisi var. Çok uslu bir köpeğim, değerimi bilin.
Değerim iki gofret bu arada. Bildiniz mi? Doğru sınıf mı? Ne görüyorsun? Bir bakayım. Alçı görüyorum, sıva görüyorum, yumurta kafa görüyorum. Eyvah! Şapkama sakladığım sucuklu yumurtamı buldu. Tanju, az daha yükselt. Yetişemiyor. Evet, evet. Yükselt bakalım beni de. Görelim şu sucuklu yumurtayı. Bakar mısın? Sen bu sınıfın öğrencisine benzemiyorsun. Kimsin? Ben bu sınıfın çöp kovasıyım. Hey! Bu sınıfın zaten konuşan bir çöp kovası var. Kaçak girmiş sınıfa, yakalayın. Aferin sana çöp kovası. İşte sana ödül olarak birkaç tane kalemini açan öğrenci yolluyorum. Hop hop hop! Muhabbete dalmak yok. Kaleminizi açın ve gidin. Oo, kırmızı kalem miydi o? Madem burası bir hayvan okulu, sana da hayvan olmayı öğretelim. Böylece okula kabul edilebilirsin. Oley oley, bana da öğretin. Necati abi, sen zaten bir filsin. Ama hep at olmak istemiştim. Acayip hızlılar, baksanıza. Çünkü spor arabam var. 4 nala vitesli bir beygir gücünde. Tatlı patates kutu açılışı videosu yükledi, 100 takipçi kazandı. Filsu peynirli börek söyledi ve hiç takipçi kazanamadı. Tatlı patates ise şu an potansiyel bir takipçisini ikna etmeye çalışıyor. Dostum, takip et butonuna basacaksın. Üzerinde takip et yazan. Hayır hayır, o değil. Beni unutup telefonundan komikli video açtı. İlk dersimiz otlama. Küçük başlar otlar. Bak Necmi'nin başına küçücük. Necati, rahat bırakır mısın? Salatamı yiyorum. Ayrıca otlarken tehlikeli aslanlara dikkat etmelisin. Remzi, tehlikeli aslan taklidi yap bakayım. Ben zaten tehlikeliyim. Açılın, ormanlar kralı geliyor. Neyse, bu aslan yaşlanmış, korkmaya gerek yok. Ay, nefes nefese kaldım. Ayranından bir pipet alıyorum Necmi. Oh, feslenli. İkinci dersimiz mama kabı. Tanju abi, mama kabını gösterir misin? İşte, sokaktan geçen hayvanseverler mamayı buraya koyuyor. Eğer biterse sana mama verenlerin evinin önüne gidip ağlayacaksın, tamam mı? Ağla bakayım bir göreyim. Tanju, her sabah kapımı tırmalayan sen misin yoksa? Yok, benim o. Kahvaltı saatim gelince toynaklarımı tutamıyorum, kusura bakma. Necati, senin anahtarın var. Yedim ben anahtarı. Dinlemiyor musun sen beni? Üçüncü ve son dersimiz. Ses çıkarma. Bazı hayvanlar kişiler, bazıları havlar. Şimdi sana da bir replik bulmamız lazım. Cik 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 desem? Yok, yapıldı o. Düt düt. Korna mısın sen? Orijinal bir şey bulmak amma zormuş. Hış hış da pış pış nasıl? İşte bu oldu. Bir de şirin bir kulak takalım sana. Ha? İşte eğitimin tamamlandı. Hış hış da pış pış. Ay! Merak etme Necati. Hış hışlayan patates ısırmaz. Emin misin? İki fenomen de rekor üstüne rekor kırıyor. Takipçi tabelamız ne yapacağını şaşırdı. Ben bine kadar saymayı biliyorum. Filsu'dan merkeze, Filsu'dan merkeze. Ne haber, ne haber? İyidir, iyidir. Panda Çınar göreve hazır. Morcivert alarm veriyorum. Bana takipçi lazım. Morcivert alarm verildi. Bu ne demek bilmiyorum. Ama lacivert gibi bir şey olmalı. Çocuk parkındaki tüm ajanlarımız merkeze dönsün. Herkesi arayın, herkesi, herkesi. Hemen arıyorum. Alo? Alo, çekici hizmeti, buyurun. Çekiciyi mi aradın sen? Herkesi arayın dediniz. Aradın artık, mecbur çekeceğiz bir şeyleri. Yükle abi, yükle yükle. Antivirüsü de yükle, kalmasın bir şey. Oo, en sevdiğim hayvan arkadaşlarım gelmiş. Sayenizde okumuş patates olacağım. Size ne kadar teşekkür etsem az. Demek işe yaradı. Evet, beni egzotik bir hayvan sanıyorlar. Ay, kuçu kuçu ne tatlıymış bu. Kulakları da mı varmış bunun? Kulakları mı varmış? Soru mu soruyor, seviyor mu anlamadım ama neyse. Necati, ne yapıyorsun? Sen mi yedin buzumu? Doğru söyle, sen mi yedin? Kabuğunu yedim sadece. Kabuk çöp sayılır. En güzel kısmı kabuğu zaten. Bu yeni egzotik öğrencinin bilgisayarı değil mi? Ha? Ama hey!
Gelin buraya çabuk. Gelin buraya. Eyvah, yakalandım. Kaçın. Seninle işimiz bitmedi. Yerine geri dönüşüm kutusu getireyim de görsen. Niye kaçıyoruz? Anlamıyorum. Bilgisayar laboratuvarında ne yaptın ki kimliğini ele verdin? Üzgün patatesin maceraları diye karikatür çiziyordum bilgisayara. Çekilin yoldan. Hademe geliyor. Paspasımı kullanmaktan çekinmem, haberiniz olsun. Tatlı patates son saniyelerde son takipçisini buldu. Gel abi, gel. Dök. Görünüşe göre Filsu takipçi toplamayı gerçek anlamda başarmış. Patates kızartması kokuyor. Ve en çok takipçiyi kazanan Üzgün Patates. Bir yanlışım var. Üzgün değil, tatlı patatesim ben. Ben de patates değilim. Yoksa patates miyim? Kaçmasanıza! Yerleri yeni sildim. Daymayı verin gari. Eyvah! Başarısızca yapılmış Ege'li Necati taklidi. İşte bu yüzden okul koridorunda koşmak yasak. Aa, egzotik bir hayvan değilmiş. Armutmuş bu. Hiç yakıştıramadım sana. Necati, bizim üzgün patates bu. Emin misin? Çürük armuta daha çok benziyor. Tek istediğim okumaktı. Ama kimse beni istemiyor. Asla tatlı patates gibi olamayacağım. Senin gibi bir yetenek hiçbir yere gidemez. Nasıl? Bilgisayarına çizdiğin karikatürü gördüm. Bir sürü de takipçi kazanmışsın. Belli ki bu işlere ilgin var. Sadece senin için resim sınıfına bir patateslik kontenjan açıyorum. Ha? Gerçekten mi? İnanamıyorum. Çöp kovasının konuştuğuna inanıyorsun da buna mı inanmıyorsun? Çöp kovasının şakası da bu kadar oluyor işte. Biz şu karikatür neymiş ona bir bakalım. Kendini yeterince rezil ettin dostum. Seninle kavga etmeme gerek kalmadı. Öğretmenim, ben kamera açmasam olur mu? Bıyıklarıma hakim olamıyorum da. Bıyıklara bak. Ben öyle görünmüyorum bir kere.